Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle halk şiiri konusunu işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Halk şiirinin genel özellikleri diyoruz arkadaşlar. İlk olarak diyoruz ki sözlü edebiyatın devamı niteliğindedir. Haydi hemen hatırlayalım. Neydi sözlü edebiyat? Henüz yazının kullanılmadığı dönemlerde edebiyat ürünlerimiz arkadaşlar kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürüyordu. Değil mi? Neler vardı o zamanlar? Savlar, sagular, koşuklar, destanlar vardı. Kulaktan kulağa aktarılıyordu. Aynı şekilde halk şiirimizde arkadaşlar ürünlerimiz kulaktan kulağa aktarılıyor. O yüzden ne diyoruz biz buna? Sözlü edebiyatın devamı diyoruz. O zamanın devamı diyoruz arkadaşlar. Şiirler hazırlıksız olarak ve saz eşliğinde söylenir. Arkadaşlar bakın, şöyle bir şey yok. İşte ben bir şiir yazacağım. Şuraya hangi kelimeyi koysam, burasını nasıl yapsam, yok yok burası güzel olmadı, ben değiştireyim şöyle yapayım. Böyle bir şey yapmıyorsun. Alıyorsun eline sazı, ki saz dediğimiz arkadaşlar oradaki bağlamadır. Tın 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 çalmaya başlıyorsun ve o anda aklına ne gelirse o anda ne yapıyorsun? Şiirini okuyorsun, şiirini söylüyorsun. Belli bir hazırlık yok arkadaşlar. Bu insanlar gerçekten çok zeki insanlarmış çocuklar. Bakın gerçekten öyleymiş. Niye biliyor musunuz? Mesela o anda doğaçlama yapacak. Diyelim ki 11'li hece ölçüsü diyeceğiz. Ve o an 11'li hece ölçüsüyle pıt 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 tüm dizeleri 11'li hece ölçüsüne uydurarak yazacak. Belli bir kafiye var. İşte yarım kafiye ile diyelim ki yazacak. Hepsi, sözlerin sonlarının tamamı yarım kafiye olacak. Ve buna göre anında tak diye oradaki o dörtlü söyleyecek. Gerçekten zeka ürünüdür bu şiirler arkadaşlar. Nazım birimi dörtlüktür arkadaşlar. Bazen işte dörtlüğün dışına çıkıldığı oluyor ama genel anlamda nazım birimimiz dörtlük. Ölçümüz hece ölçüsüdür. Kafiye daha çok kulağa seslenir. Evet hocam, biz bunu duyduk. Hani kafiye kulak içindir, kafiye göz içindir muhabbetleri var. Neydi bu? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Göz için kafiye, kulak için kafiye olayları neydi? Hani bir tartışma vardı. Bir abes muktebes tartışması vardı değil mi? Oradan hatırlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bilen arkadaşlarım vardır muhtemelen. Ben buraya bir harf yazacağım. Bakın. Nedir bu harf? Şimdi bazı arkadaşlar hocam peltek S diyorlar. Duyuyorum onları. F. Seni seviyorum. Peki buraya başka bir harf yazıyorum arkadaşlar. Bu harf nedir? Yine bilen arkadaşlarım diyorlar ki hocam o da sindir. Şimdi baktığımız zaman bizim Türkçemizde S, bir tane S harfimiz var. Fakat arkadaşlar Arapçada normal S harfimiz için kullandığımız sinimiz var. Sonra sat dediğimiz kalın kullandığımız bir S harfimiz var. Sonra peltek S var. S örneğinde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar şiirimi yazıyorum ve dizenin sonunda kafiye yapacağım. Bakın dizemin birincisinde sözcüğümün son harfi bununla bitsin. Diğer dizemde de arkadaşlar sözcüğümün son harfi bununla bitsin. Şimdi gözlerim bakın görüyor. Bakıyorum oraya. Aynı harf mi bunlar? Yok, aynı harf değil. O zaman bak, göz için, gözüme göre kafiye var mı orada? Yok, çünkü farklı harfler. Ha, göz için kafiye yok burada dersin. Ama söyle bakalım. Hiç bakmıyorum. Bak görmüyorum harfleri. Abes muktebes. Aynı ses çıktı. Bak aynı şeyi duydum ben. Bu kulaklar aynı sesi duydu. O zaman kulak için kafiye diyoruz. Ha işte bizim halk şiirimizde arkadaşlar sanatçılarımız ne yapıyorlar? Kulak için kafiye anlayışıyla şiirler yazıyorlar. Yani kafiyemiz daha çok arkadaşlar kulağa sesleniyor. Genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra redif de kullanılıyor. Dilimiz ise halkın kullandığı sade Türkçedir. Halk şiiri diyoruz arkadaşlar. Doğal olarak sade Türkçe olmalı. Konulara baktığımız zaman arkadaşlar hem bireysel hem toplumsal konular ele alınıyor. Kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir. Hocam nedir kalıplaşmış ifadeler? Mazmunlar arkadaşlar. Divan şiirinde illaki duymuşsunuzdur mazmunlar. Yani hocam mesela ok diyoruz değil mi? Ok. Ok dediğimiz şey ne? Kirpiktir. Kirpik için ok sözcüğünü kullanıyoruz. Ya da boy için servi sözcüğünü kullanıyoruz. Diş için inci sözcüğünü kullanıyoruz değil mi? Bunlar kalıplaşmış sözler. Şimdi biz halk şiirinde kalıplaşmış ifadelere evet yer veriyoruz ama arkadaşlar divan şiirinde olduğu kadar fazla yer vermiyoruz. Ama hiç yer vermiyor da değiliz bakın. Yer yer kalıplaşmış ifadeleri de kullanıyoruz. Devam ediyoruz. Az da olsa söz sanatları kullanılmıştır. Yani söz sanatları hiç yok değil. İşte benzetmelere yer vermişiz, mecazlara yer vermişiz ama divan edebiyatında olduğu kadar bolca söz sanatı tabii ki de söz konusu değil.
gözleme dayalı bir şiir anlayışı vardır arkadaşlar. Gördüğümüz şeyi aktarıyoruz şiirlerimize. Şiirlerde başlık yoktur. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar koşma diyor, semai diyor, varsağı diyor değil mi? Başlık olarak. Yani nazım şekillerine göre, nazım türlerine göre ne yapıyoruz biz? Başlıkları veriyoruz. Özel bir başlığımız yok. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur ki biz buna halk şiirinde ne diyoruz? Tapşırma diyoruz. Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları esere cönk denir. Arkadaşlar oldukça önemli bakın bu cönkler. Neden? Çünkü hani dedik ya dilden dile aktarılıyor. Sözlü edebiyatın devamı dedik. Şimdi sizin kafanızda şöyle bir soru işareti oluşmuştur muhtemelen. Hocam madem sözlü edebiyatın devamı dilden dile aktarılıyor, biz bu şiirlere bugün nasıl vakıfız ya da o şiirleri nasıl görüyoruz biliyoruz? İşte bu cönkler sayesinde arkadaşlar. Halk şairlerimiz ne yapıyor? Şiirlerini bu cönklere yazıyor. Hocam bu cönk dediğiniz şey nasıl bir şeydir? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Eni boyuna göre uzun olan ve uzunlamasına açılan deri kaplı bir şiir defteri. Arapça harflerle yazılır. Genellikle besmele ile başlar. Ve şairlerimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bu şiirleri oraya not ediyorlar ki oldukça da düzensizdir. Ha, sadece şairlerimiz de not etmez ha, onu da söyleyeyim. Şiirlerini yazmaz aynı zamanda. Mesela bir köy meydanında şiirler söyleniyor, aktarılıyor. Birileri gidiyor alıyor, yazıyor o defteri arkadaşlar. O da elimize geçiyor daha sonrasında. Ondan da ne yapabiliyoruz? İstifade edebiliyoruz. Yani arkadaşlar cönkler oldukça kıymetli halk şiiri için. Peki hocam halk şiirinin ürünleri nelerdir? Sözlü dönemde savsak bu koşup destan vardı. Siz dediniz ki bunun devamı neler var? Öncelikle arkadaşlar halk şiirini biz kendi içerisinde ne yapacağız? Üçe ayıracağız. Anonim halk şiiri, aşık tarzı halk şiiri ve dini tasavvufi halk şiiri olmak üzere. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu halk şiirini kimden miras aldık arkadaşlar? Atalarımızdan. O zaman buraya yazıyorum bakın arkadaşlar. Ne diyorum? Ata diyorum. Aklımızda tutmamız için. A anonim halk şiiri. Diğer A'mız arkadaşlar aşık tarzı halk şiiri. T ise tekke tasavvuf. Dini tasavvufi dediğimiz tekke tasavvuf halk şiiri. Bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Peki nedir bizim ürünlerimiz? Anonim halk şiirinin ürünleri arkadaşlar türkü, mani, ninni ve ağıttır. Türkü ve mani nazım şekliyken ninni ve ağıt nazım türüdür. Aşık tarzı halk şiirimize geçtiğimiz zaman koşma, semai, varsağı ve destan nazım şekillerimiz var. Aynı zamanda koşmamız güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt olmak üzere dörde ayrılır ve biz bunlara nazım türleri deriz. Yan tarafa geçtiğim zaman tekke tasavvuf edebiyatının ürünlerini görüyoruz arkadaşlar. Neler var orada? İlahi, nefes, nutuk, deme, şatiye ve devriye. Peki bunlar nedir? Bunlar da nazım türleridir arkadaşlar. Hocam peki bunların detayına girecek miyiz? Hayır arkadaşlar, bunların detayına hiçbir şekilde girmeyeceğiz. Çünkü zaten önceki derslerimizde çok detaylı bir şekilde bunların detayına girdik. Eğer eksiği olan arkadaşım varsa önceki videolara bir baksın. Atamızın ilk A harfi olan anonim halk şiiriyle gelin başlayalım arkadaşlar. Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar elbette ki her ürünün bir söyleyeni var illaki. Ama ne oluyor? Zamanla söyleyeni unutuluyor. Daha sonra o yazıya geçirildiği zaman bilmiyoruz kim söylemiş. O yüzden söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşuyor diyoruz. Sonra halkın ortak malı diyoruz arkadaşlar. Niye bunu söylüyoruz? Şöyle bir şey var. Sözlü kültürde dilden dile aktarılıyor. Mesela bana geliyor, ben duyuyorum. Ben de kendimce ona bir şeyler ekleyebiliyorum bakın. İşte kısaltabiliyorum, uzatabiliyorum, bazı eklemeler, çıkarmalar yapabiliyorum. O yüzden arkadaşlar baktığımız zaman bu ürünler bize birebir olduğu şekliyle de gelmemiştir. Halk da işin içerisine dahil olmuştur. O yüzden halkın ortak malıdır diyoruz. Sözlü geleneğe dayanır. Bunu anlattık zaten. Söylendikleri dönemin ve yörenin dil özelliklerini ne yapar? Taşır arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar halkın ortak malıdır diyoruz değil mi? Doğal olarak halktan çıkıyor. Onu söyleyen halk hangi dönemde yaşamışsa, hangi yörede yaşamışsa doğal olarak onun dil özelliklerini taşıyacak. Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılıyor. Nazım birimi ise arkadaşlar şiirlerimizde dörtlüktür. En çok yarım kafiye ve cinaslı kafiye kullanılmıştır. Dil sade, açık, anlaşılırdır. Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilmez. Bakın hiç yer verilmez derse hatadır ama fazla yer verilmez derse evet bu doğrudur. Daha çok ölüm, aşk, tabiat, ayrılık, yiğitlik gibi konular işlenir. Hem şiir hem de düz yazı biçimindeki
türler kullanılmıştır. Ki bizim işimiz şiir olduğu için arkadaşlar biz şiirlere bakacağız bu dersimizde. Nelerdir hocam o şiirler? Şiir biçimlerimiz ve türlerimiz nelerdir derseniz arkadaşlar. Mani, türkü, ninni, ağıt. Neydi? Mani ve türkü nazım şekli, ninni ve ağıt ise nazım türüydü. Neyin nazım şekli ve nazım türü bunlar? Anonim halk şiirinin. Atamızın ikinci A harfi yani aşık tarzı halk şiiri diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, aşık tarzı halk şiiri ne zaman başlar? 13. yüzyılda. Ne zamana kadar devam eder? Bugün hala devam eder değil mi? Yaşayan aşıklarımız hala var. Cumhuriyet dönemi halk şiirinde göreceğiz zaten bunu. Arkadaşlar 13. yüzyılda başlar ve günümüze kadar devam eder. Peki hocam kim oluşturuyor bunu? Aşık, ozan adı verilen saz şairleri oluşturuyor. Hani İslamiyet'ten önce ozan, şaman, kan, baksı oyunlar vardı. Devamında arkadaşlar ne oldu? Halk şiirinde, aşık edebiyatında, aşık şiirinde aşıklar, ozanlar onların yerini aldı. Sözlü geleneğe dayalıdır ve şiirlerin söyleyeni bellidir. Bakın anonimde belli değildir demiştik. Artık burada şiirlerin söyleyeni belli. Şiirler irticalen yani doğaçlama ve saz eşliğinde söylenir. Az önce yine bahsetmiştik arkadaşlar ne yapıyorduk? Belirli bir hazırlık yapmıyorduk. O anda doğaçlama şiirlerimizi söylüyoruz. Saz dediğimizde neydi arkadaşlar? Tın 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 bağlama. İslamiyet'ten önce bunun adı neydi? Kopuzdu değil mi? Kopuz yerini neye bırakmış oldu? Bağlamaya bırakmış oldu. Din dışı alanda gelişmiştir. Bakın arkadaşlar aşık tarzı halk şiirinde din yok. Lütfen bunu unutmayın. Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılıyor. Genellikle 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü tercih ediliyor. Az da olsa arkadaşlar aruz ölçüsüne de yer verilmiştir. Yani bunu da neden verdim bu maddeyi? Bakın şu tarz sorular geliyor. Aşık tarzı halk şiirinde tamamıyla hece ölçüsü kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar. Tamamıyla hece ölçüsü kullanılmamış. Evet çoğunlukla hece ölçüsü kullanılmış. Ama ara ara aruz ölçüsü de kullanılmış. Nazım birimi nedir hocam? Nazım birimi dörtlüktür. Genellikle yarım kafiye, redif, dinastik kafiyeye de yer verilebilir arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Bunlar kullanılıyor. Kulak için kafiye anlayışı vardır. Az önce bahsettik. Dilimiz sade, yalın ve anlaşılırdır. Son dörtlükte aşığımızın adı geçiyor. Buna tapşırma diyoruz. Daha çok aşk, ölüm, tabiat, ayrılık, yiğitlik gibi konular işleniyor. Aşk edebiyatına ait şiirler dinleyiciler tarafından cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır. Bakın burada bunu bir kez daha hatırlatayım. Aşıklar kendileri de ekleyebiliyorlar bu cönklere yazdıkları şiirlerine. Dinleyiciler de ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Bu cönklerde şiirleri toparlayabiliyorlar. Aşıklar genellikle usta çırak geleneğiyle yetişirler. Biraz sonra bu usta çırak geleneğinden bahsedeceğim sizlere. Şairler, ümmi aşıklar, okuma yazma bilen aşıklar ve kalem şuarası gibi gruplara ayrılır arkadaşlar. Peki nedir? Ümmi aşıklar diyoruz. Okuma yazma bilmeyen aşıklara ümmi aşıklar diyoruz. Kim gibi? Aşık Veysel gibi. Kim gibi? Sümmani gibi. Okuma yazma bilen aşıklar. Okuma yazma bilen aşıklar adı üstünde. Peki buna kimi örnek verebiliriz? Aşık Ömer'e örnek verebiliriz. Erzurumlu Emrah'ı örnek verebiliriz. Bir de kalem şuarası var. Yani belli bir öğrenimden geçmiş aşıklar. Bunlar hem hece ölçüsünü kullanırlar hem de aruz ölçüsünü kullanırlar. Bakın böyle aruz ölçüsünü kullanmak için belli bir eğitimden geçmek gerekir. Çünkü orada belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Bu kalem şuarasının arkadaşlar özellikle önemli bir özelliği var. Bunlar daha ziyade saz çalamayan ama belli bir eğitimden geçmiş olan aşıklardır. Hocam kim gibi? Bayburtlu Zihni gibi. Hocam güzel isimler veriyorsunuz bizlere de biz o isimleri bilmiyoruz diyorsanız arkadaşlar merak etmeyin. Diğer dersimizde yani halk şiiri 2 dersimizde ve 3 dersimizde halk şiiri 2 ve halk şiiri 3 derslerimizde bu sanatçıları tek tek detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Peki aşık şiirinin nazım biçimleri nelerdir hocam? Arkadaşlar koşma, semai, varsağı, destan nazım biçimlerimiz. Nazım türlerimiz ise güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Bunların detaylarına girmiyorum. Zaten önceki dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Bunları çok detaylı bir şekilde anlattık. Aşıklık gelenekleri ve aşık edebiyatı ile ilgili bazı kavramlar var arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. İlk olarak bade içerek aşık olma. Pir elinden bade içilir. Bade dediğimiz arkadaşlar bir içecek, şerbet, su gibi bir içecek. Genellikle şöyle olur, rüyada olur. İşte rüya halindeyken üçler, beşler, yediler,
kırklar, işte bir Pir Fani, Hacı Bektaşi Veli, Hızır gibi arkadaşlar birileri ne yapar? Gelir ve bize bade ikram eder. Onu içeriz ve onu içtiğimiz zaman ne olur? Aşık olmuş oluruz. Bir anda saz çalmaya, bir anda şiirler söylemeye başlarız. İşte biz buna ne diyoruz? Bade içerek aşık olma diyoruz. Usta çırak ilişkisi var arkadaşlar. Usta aşığın yanında kendini geliştirirler. Aşık olmak isteyen kişiler burada. Hatta şöyle bazen anlatılır. Mesela birileri vardır. Götürürüz usta aşığa. İşte deriz ki bu senin yanında yetişsin. Usta aşık uzatır sazı. Hadi bakalım al bir çal der. Mesela çocuğumuz orada sazı hemen eline aldı. Tın 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 çalmaya başladı. Aşık onu kabul etmez. Edepsizlik ettin, hürmetsizlik ettin der. Mesela onu yanına çırak olarak almayabilir. Bu tarz şeyler de yaşanır. Ne olur arkadaşlar? Gider ona çırak olur. Daha sonra işte öğrenir artık o işi. Belde belde, diyar diyar, yeri gelir onunla birlikte dolaşır. Ve günün birisinde ne yapar? Sazı uzatır. Artık sen de bir aşıksın, aşık oldun, sen tamamsın, benden alacağını aldın der. Ve hadi bakalım sen var git yoluna der. Artık o da bir aşık olmuştur. Yani usta çırak ilişkisiyle aşık bu şekilde olunuyor arkadaşlar. Mahla salma diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar aşk edebiyatında sanatçılarımız genellikle kendi isimlerini değil takma isimlerini kullanıyorlar. Mesela Dadaloğlu diyorum. Şimdi Dadaloğlu dediğimiz zaman kaç taneniz Dadaloğlu'nun asıl adının Veli olduğunu biliyor? Bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Çoğumuz bilmiyoruz. Ne yapıyor? Takma at kullanıyor. Hocam bu takma at yani mahlas nasıl alınıyor? Şöyle arkadaşlar isterse sanatçımız kendisine bir mahlas buluyor. Ya da mesela usta aşık vardı, usta çırak ilişkisi vardı ya, ustası ona bir mahlas verebiliyor. Bu şekilde yani farklı yollarla mahlas alabiliyor. Karşılaşma, diğer bir ismiyle atışma, aynı kafiyede karşılıklı şiir söylemedir. Aşık atışmaları olur arkadaşlar. Eskiden olurdu. O uzun kış gecelerinde özellikle köy kahvelerinde iki aşığımız olurdu. Karşılıklı otururlardı. Tın 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 sazlarını çalarlardı. Ve o an tamamıyla doğaçlama karşılıklı ne yaparlardı arkadaşlar? Şiirler söylerlerdi. Bazen yer yer böyle tatlı tatlı böyle hicvederler birbirlerini. Bazen överler. Karşılıklı ne yaparlar arkadaşlar? Aynı kafiyede şiirler söylerler. İşte biz buna karşılaşma, diğer bir ismiyle atışma diyoruz. Leb değmez var arkadaşlar. Dudak değmez. Şimdi bakın dudak harflerimiz vardır bizim. Ne gibi? B gibi. B dediğim zaman dudağım birbirine değiyor mu? Ya da F, M, P, V. Bak bu harfleri söylediğim zaman dudağım birbirine değiyor. Şu an deneyen arkadaşlarım var. Evet şu an deneyen. Doğru yapıyorsunuz. Dudağım ne oluyor arkadaşlar? Birbirine değiyor. Şimdi bu leb değmezde aşıklar oturuyorlar. Ki genellikle bu karşılaşma atışma anında oluyor. Bu harfleri söylemeden o anda biliyorsunuz doğaçlama anlık şiir okuması gerekiyor. Gerçekten zeka istiyor. Bakın şimdi karşıdan kendisine söylenen bir şey var ona cevap verecek. Şimdi diyelim ki yarım kafiye kullanması gerekiyor. Yarım kafiye kullanacak. Diyelim ki bu yarım kafiyeyi K harfiyle yapması gerekiyor. K harfiyle yapacak ona cevap verecek. Hece ölçüsünü uyduracak ve buradaki dudak harflerini de kullanmayacak. Hatta şey yaparlardı böyle duda alttan üstten iğne ya da iğnemsi bir şey herhangi bir şey koyarlar. Bu o burada durur arkadaşlar. Diyelim ki o harfi söyledi. O harfi söylediği anda ne olur? Batar ve yarışmayı kaybeder o kişi. Leb değmez diyoruz. Dudak değmez. Dedim dedi tarzı söyleyiş. Arkadaşlar aşık ve sevgilinin karşılıklı söyleşmeleridir. Nasıl yani hocam? Bir örnek okuyayım size. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Dedim mahmur musun? Dedi ki yok yok. Ak elleri boğum boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Dedi ki yok yok. Bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Karşılıklı bir söyleşmeye şahit oluyoruz. İşte biz buna dedim dedi tarzı söyleyiş diyoruz. Ve muamma asmak var arkadaşlar. Nedir muamma asmak? Aşıklar arasında yapılan yarışmalarda kazanan aşıklara verilmek için hazırlanan ödüldür. Genellikle arkadaşlar kahveye aşığımız gider kahvenin duvarına bir muamma yani bilmece diyeyim arkadaşlar size. Bilmece gibi bir şey asar ve onun cevabını da bir zarfın içerisinde işte köyde güvenilir birisi köyün ileri gelen birisine ne yapar? Verir. Sonra insanlar onu çözmeye çalışırlar. Fakat orada bir bal ya da herhangi bir mum bir şey yapıştırılır oraya ve insanlar oraya para da koyarlar, para da yapıştırırlar, çözmeye çalışırlar. Eğer ki kimse o muammayı çözemezse ne yapar arkadaşlar? Bizim oradaki usta aşığımız
gider oradaki tüm paraları alır ve muammanın cevabını söyler. Bazen bu aşık atışmalarında da yine muamma asılıp kazanan aşığa oradaki o paralar da verilebilir. Ve geldik arkadaşlar atamızın ortasındaki T harfindeki tekke tasavvuf edebiyatına, dini tasavvufi halk şiirine. Şimdi arkadaşlar, Türklerin İslam'ı kabullerinden sonra dini inançlarıyla şekillendirdikleri edebiyata biz tekke tasavvuf edebiyatı diyoruz arkadaşlar. Peki hocam kim kurdu bu tekke tasavvuf edebiyatını? 12. yüzyılda Ahmet Yesevi kuruyor arkadaşlar. Kurucusu Ahmet Yesevi'dir. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli bir bilgi. Peki hocam nasıl oldu? Olan şu arkadaşlar. Bakın Ahmet Yesevi'miz ne yaptı? Öğrencilerini Anadolu'ya gönderdi. Öğrencileri geldi mi Anadolu'ya? Geldiler. Peki ne yaptılar Anadolu'ya gelince? Tekkeler ve dergahlar kurdular. Şimdi tekke dergah kuruldu. Tamam. Ve bu tekke dergahlarda arkadaşlar Mevlevilik, Bektaşilik gibi çeşitli tarikatlar ortaya çıktı. Tamam, tarikatlar da ortaya çıktı. Şimdi bu tarikatların öğretileri var arkadaşlar. İşte bu öğretiler de ne yaptı? Tekke tasavvuf edebiyatını oluşturdu. Bak sen şu işe. Ahmet Yesevi ile başladı. Koskoca tekke tasavvuf edebiyatımız ortaya çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Öncelikle baştan alalım. Müslüman olduk. Sonra Ahmet Yesevi ne yaptı? Öğrencilerini yolladı Anadolu'ya. Onlar geldiler. Burada tekkeler, dergahlar kurdular. Mevlevilik, Bektaşilik gibi tarikatları ortaya çıkarttılar. Tabii bu tarikatların çeşitli öğretileri var. O öğretiler de tekke tasavvuf edebiyatını oluşturdu. O zaman ürünleri verenler kimler arkadaşlar? Tarikatlardaki şeyhler ve dervişler. Temel kaynağı nedir? İslam dini ve tasavvuf inancıdır. Hocam tasavvuf inancıdır diyorsunuz. Tasavvuf ne? Bir tanım yaptım. Bakalım neymiş tasavvuf? İslamiyetin temel unsurlarına dayanan nefsi terbiye ederek ahlakı güzelleştirmeyi, insanı insanı kamil yani olgun insan seviyesine ulaştırmayı amaçlayan ve temel felsefesini vahdeti vücut anlayışı etrafında örgüleyen bir düşünüş ve yaşam biçimidir. Yani arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? Nefsimizi terbiye etmeye çalışıyoruz. Ahlakımızı güzelleştirmeye